Milli Görüş'ün temsilcisi konumundaki Saadet Partisi önünde Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması bazı kesimleri rahatsız etti. Eleştiri yağmuru da vardı ancak bir yandan da liderlerin bu tutumunun Türkiye açısından belli sınırların artık aşıldığını gösterdiğini düşünen de var efendim. Şimdi araştırmacılar bugünü ve bundan sonrasını da artık siyaset için yeni bir milat olarak görüyor. Peki neler konuşuluyor? Hep birlikte bakalım. Sadece bana oy vermeyeceksiniz. Siz kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Muhalefet seçmeninin masaya olan şeyin bağlılığının ya da memnuniyetinin geçen aya göre bu ay biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Vatandaşın istediğine karşı gelemez. Çok büyük bir baskı oluştu. Patron vatandaştır, seçmendir. Seçmen istedi, Millet İttifakı 6 liderle yola devam etti. CHP lideri son toplantının yapıldığı Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Türk bayrağının altında yaptı konuşmasını. Araştırmacılara göre seçmenin tercihi hem birlikte hareket hem de ortak adaydı. Kararsıza kayan, acaba versen mi baksana durumuna diyen seçmen, bugün artık o kararsızlıklarından vazgeçip çok kolay bir şekilde Millet İttifakı'nın herhangi bir partisine oy verebilecek duruma gelmiştir. Saraya göre muhalefetin hamlesi seçmeni olumlu etkiler. Nasıl yorumluyorsunuz bu gelecek süreci? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı, bu seçimi kazanmak istiyorsa mütedeyyin kesimin oylarına ihtiyacı var. Dolayısıyla ben artı bir getirisi olacağını düşünüyorum. Yavaş ve İmamoğlu, araştırmacılara göre iki ismin öne çıkması Cumhur İttifakı'nın seçmeninde de etki edebilir. O ikisinin kabinede yer alacak olması Millet İttifakı seçmenlerini mutlu eder. Bu belediye başkanlarını seven ama Millet İttifakı'na oy vermeyen seçmenler açısından da pozitif bir şeydir. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünmeyen bir kitle vardı. Veya Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyi düşünüp Ekrem İmamoğlu'nda nüfus bulacaklar, Mansur Yavaş'ta nüfus bulacaklar. Kampanyaya katılacaklar bu iki belediye başkanı. En azından Altılı Masa toparlanmak üzere. Yepyeni bir yarış başlıyor. Yani bundan öncesi başka bir şeydi, şimdi başka bir şey. Değerli izleyenler, tekrar Ankara'ya dönüyoruz efendim. Karşımızda TV100 muhabiri Sibel Can var. Bugün dediğimiz gibi Dünya Kadınlar Günü, tekrar Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Sibel, sana de Kadınlar Günün kutlu olsun. Sen Anıtkabir'desin çünkü Meral Akşener'in oraya gelmesi bekleniyor. Saat kaçta gelecek ve belki de en önemlisi bir açıklama yapması bekleniyor mu diye soralım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 13.30'u gösterdiğinde saatler burada olacak. İYİ Parti'den il ve ilçe teşkilatından kadınlar dakik saatler öncesinden buraya geldiler. Meral Akşener'i bekliyorlar. Bir açıklama yapmasını beklemiyoruz. Çünkü böyle ziyaretlerde Meral Akşener siyasete dair bir şey konuşmayı tercih etmiyor. Yine biz de gelişmeleri takip edeceğiz. Eğer açıklaması olursa onu da aktaracağız diyelim. Türkiye tarihinde önemli bir yeri olan kadınların siyasal ve sosyal hayata katılmasında tarihi bir yeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi ikametgahı Anıtkabir'de Meral Akşener saat 13.30'u gösterdiğinde ziyaret edecek. Beraberinde de yine tekrar edelim, il ve ilçe teşkilatından kadınlar olacak. İYİ Parti'den bir de yazılı açıklama geldi. Ondan da detayları aktarmak istiyorum. Kadınlar Günü'nün önemine dair bir açıklamaydı bu. Bir hak arayışının, bir mücadelenin ve bir acının sembolüdür ifadeleri kullanıldı. Dünyanın her yerinde ve tarihin her dönemi aynı önyargılar, ön kabuller ve baskılarla sınanan kadınlar en temel hakları için bile mücadele etmek zorunda kalmıştır ifadeleri kullanıldı. İstanbul Sözleşmesi'ne de ayrı bir parantez açıldı. Buna da değinmekte fayda var. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alındığında kamuoyunda ciddi tartışmalar başlamıştı. Kadın örgütlerinin, kadın hak arayışı örgütlerinin özellikle itirazları vardı. Bu itirazlar devam ediyor. Bir belki bu ifadeyi seçim vaadi olarak da niteleyebiliriz.
O ifadeyi aktarayım. İstanbul Sözleşmesi'nin yaşattığı bir Türkiye'ye kavuşacağız denildi. Bir de ulusal destek çağrısı yapıldı bu metinde. Deprem felaketinden etkilenen kadınlar ve çocuklar için saat 13.30'u gösterdiğinde Meral Akşener'i Anıtkabir'de ziyaret için buraya gelmesini bekliyoruz. Beraberinde onlarca kadınla birlikte bugünün anısını yaşatacaklar, bugünü kutlayacaklar. Kadınların gününde kadın bir lider Anıtkabir'de olacak diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Efendim, demokrasinin gereği olarak liderler masaya oturdu, pazarlıklar yapıldı, ödünler verildi, avantajlar elde edildi, sonunda da uzlaşıldı. Liderler hep birlikte kameraların karşısına çıktı. Demin de ekranlarınıza getirdik. Saadet Partisi önünde kimi konuştu, kimi konuşmadı ama hepsinin duruşu, bakışı, yüz ifadeleri, yani beden dilleri söylediklerinden fazlasının da olduğunu gösterdi. Özellikle Meral Akşener'in mimikleri çok konuşuldu. İşte liderlerin istemeden de olsa beden dilleriyle anlattıkları. Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak bir inatsızlık ve red sinyali vermedi bir defa. Aşırı derecede dengeli göründü. Liderler 4,5 saatlik toplantının ardından kameraların karşısına çıktı. Türkiye ağızlarından çıkan her kelimeyi pür dikkat dinledi. Ancak verdikleri mesajların yanında vücut dilleri de başka mesajlar verdi. Liderleri biz burada çok iyi göremiyoruz aslında. Hepsi standartlaşmış, kalıplaşmış bir tarz içinde herhalde, dikkat ederseniz. Bizim gördüğümüz o tipik liderler yoktur burada. Burada bir askeri tabur gibi bir şey vardı, dikkat ederseniz. İyi Parti lideri Akşener. Öyle bir yüz ifadesi vardı ki uzmanlığa bile gerek bırakmadı. Özgüveni çok güçlüydü. Ben bu işi hallederim, ben bunu yaparım, ben. Beden dili de aynı ifadeleri destekliyordu. Beden orada, ruh orada değildi sanki. Yani, ruhçum gelir misin lütfen, şunlara bir selam verelim, şunları kucaklayalım. O Meral Akşener yoktu orada. Akşener kameralar karşısında Babacan'la göz teması kurmaktan da kaçındı. Babacan'la Meral Akşener arasındaki o gerginlik, oradaki kalabalığın içinde onlar kendileri etrafı görmüyorlar. Sadece aralarında yaşanmış olan içsel depremle meşguller. Beden dili uzmanlarının ilk gözüne çarpan Gültekin Uysal ve Meral Akşener arasındaki gerginlik oldu. Sayın Uysal, Meral Akşener'in üvey evladıydı. Değil mi? Ama burada bir öfke vardı. Hani burada bir Meral Akşener'in ona karşı bir öfkesi vardı. Uysal'ın da Meral Akşener'e göre bir hayal kırıklığı vardı. Rikon'a göre liderlerin girdikleri sıra bile tesadüf değildi. Davutoğlu ortada, Babacan ve Akşener iki yanındaydı. O diziliş gerginliği Davutoğlu'nun bitirdiği iddialarını güçlendirdi. Babacan'la arasında bir gerginlik olduğu her halleriyle belli. Yani Davutoğlu'nun arada olması öyle tesadüfen değil aslında. Grubun arabulucusu Davutoğlu diyebilirim. Davutoğlu'nun orada bazı şeyleri onaylaması, her taraf iyi gidiyor, her şey kontrol altında, aferin iyi, tamam mı? Belkemal bunu delirtirdi bize. Kılıçdaroğlu'nun muzaffer beden dili de uzmanlara göre masadan istediğini alarak kalktığının ispatı. Biz bir yanda Mansur Yavaş, diğer yanda İmamoğlu'nun, ikisinin, Ekrem İmamoğlu'nun elini yukarıya kaldırmasının iki nedeni var. Aşıkkı zaten bireysel girmediğini söylüyor. Toplumsal bir özelliğe sahip olduğunu söylüyor. Diğer taraftan ise Meral Akşener şu mesajı veriyor. Bak, senin de dediklerin burada. Yani seni, onu ezmiyor. İmamoğlu ve Yavaşsa her zamankinin evet, aksine İmamoğlu gergindi. O gerginlik duruşlarına da istemsiz olarak yansıdı. Bizim o bilim görmüş olduğumuz İmamoğlu değil, yani duygularını çok rahat ifade edebilen, Karadeniz'in getirmiş olduğu mizahı rahatlıkla kullanabilen, o sıcak havayı göremiyoruz. Orada ne görebiliyoruz? Sinirlilik ve bir güvensizlik duygusunu da görebiliyoruz. Kendisini iyi hissetmediği bir ortam içinde olduğunu görebiliyoruz. Şu iş hayırlısıyla bir olsun, şu kızı alalım gidelim havası var. Sayın